belediye başkanı olarak. Meğer Kütahya Belediye Başkanı'nın da haberi varmış, biliyormuş. AK Partili eski Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi özel kaleminde işe girdi. Ancak Sümeyra Ordu'nun Ankara'da yaşadığı, işe hiç gitmediği ve aydan aya da hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı iddia edildi. RSFM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle programına konuk olan eski AK Parti milletvekili Hüsnü Ordu, kızı hakkındaki iddialara yanıt verdi. 6 aydan beri Paris'te tatil yapıyor gibi bir algı yaratılmış. Kızıyla ilgili haberde Paris'te çekilmiş bir fotoğraf kullanılmasına değinerek sözlerine başlayan Ordu, İşe yeni başlıyor, rapor alıyor, 6 aydan beri ve Paris'te de tatil yapıyor gibi bir algı yaratılmış. Paris'e çok daha önce gitmişti dedi. Belediye de onu arzu etti. Kızım 5 yıldır Ankara'da TOKİ'de çalışıyordu, sigortalıydı. İfadelerini kullanan Ordu, belediyede özel kalem müdürü olarak göreve başladı. Aldığı eğitim ve 5 yıllık emeği var. Kurumlar arası geçiş istedi. Belediyede onu arzu etti. Yetişmiş bir eleman. Doğum yeri de Kütahya. Ama sonra TOKİ tekrar istedi ve orayı tercih etti diye konuştu. Çocuğunun eğitimi için Ankara'da kalmak istedi. Kızının tekrar Ankara'ya dönmek istemesinde çocuğunun eğitiminin ön plana çıktığını ifade eden Ordu, çocuklarının eğitim durumu oluştu. Eğitim için Ankara daha etkindir. Çocuk eğitimini Ankara'da alsın gibi bir düşünce oluştu. TOKİ'ye müracaat etti, TOKİ de onu istedi. TOKİ'nin de çalışma şartları iyi ama Kütahya'da özel kalem müdürü olma arzusu da vardı. Ama sonra çocuğu eğitiminden geri bırakmak istemedi dedi. Sadece maddiyatı düşünse belediyede kalabilirdi. Kızının sadece maddiyatı düşünmediğini ifade eden Ordu, geçiş yaparken eğitim durumuna göre hangi dereceden çalışmanız gerekiyorsa oradan başlıyorsunuz. Bir avantaj olmuyor. Sadece maddiyatı düşünse belediyede kalabilirdi ifadelerini kullanan eski AK Partili vekil, açıktan yapılan atamada kendisinin etkisinin olmadığını ifade ederek şunları söyledi. Benim atamasının yapılmasında hiçbir etkim olmadı. Bu zaten dediğim gibi yetişmiş bir eleman. Ben oralarda 20 yıl idarecilik yaptım. Çocuğumu tanırlar ve güvenirler. Kızım bir kuruş almadı. Kızının belediyeye özel kalem müdürü olarak atandıktan sonra ilk ay alacağı maaşı belediyeye bağışladığını, diğer aylarda yatan maaşı için de belediyeye bloke koydurduğunu söyleyen Ordu şöyle konuştu. TOKİ yazı gönderince izin aldı, rapor aldı. Raporlu ve izinliyken normalde maaş alabilir ama demiş ki izinliyken maaşımı almayayım. Bağış yaptı. Raporluyken hiç maaş almadı. Yatan paralara kendi arzusuyla bloke koydurdu. Para almayacağım dedi. Belediyeye bağış yaptığında belediye blokeyi çözüyor. Kızım bir kuruş almadı. Belediye başkanı da maaş almadığını biliyor. Hüsnü Ordu, raporu hasta olmadığı halde nasıl aldı sorusunu şöyle yanıtladı. Hasta olmadığı halde değil, mutlaka hastalığı vardı. Ayrıca izin haklarını da kullandı. Belediye başkanı da rapor aldığını söylüyor. Maaş almadığını da biliyor. Ordu sözlerini noktalarken kızının rapor alması konusunda kendisinin hiç devreye girmediğini de aktardı.